Bir şekilde ben de mesela altın rengi ve o işte malahit taşı mı, o yeşil alttaki rengi veren. O böyle aşırı Brezilya hissi veriyor bana. Doğru doğru. Sanki sürekli Brezilya kazanacakmış gibi hissediyorum o yüzden. Dünya benim elimde olsa evet birazcık yaratıcılığı kısıtlardım. Hollanda'nın o imajı da çok önemli aslında futbol izleyicileri evet. için. İşte saçlarını taklit ediyorlar, işte kıyafetlerini taklit ediyor, kolyelerini taklit ediyorlar. Sevgili izleyenler merhaba, Sokrates Stüdyo'ya hoş geldiniz. Dünya Kupası öncesinde heyecanı yaşamaya devam ediyoruz. Yuvarlak Masa serimizin yeni bölümünde Onur Erdem ve İlhan Özgen benimle beraber. Biraz Dünya Kupası'nda retro yapacağız, hafif nostalji yapacağız. Formalar, ikonik anlar, stiller, biraz şarkılar, biraz reklamlardan bahsedeceğiz. Herhalde belki de böyle kupa öncesindeki en keyifli içerik buymuş gibi geliyor bana, bilmiyorum. Grup değerlendirmelerinden. En renkli oldu kesin. En renkli değil mi? Ben böyle oturacağım, kusura bakmayın. Birazcık bel sorunu evet. yaşıyorum. Şu an. Geçmiş olsun. Hani Jules Rimet'i getirsek daha sağlıklı görünürdü senden bu kupada. Yani hiç Onur Erdem böyle görmemiştik. Doğru. Sen şu an gerçekten kadroda olsan çıkarılmıştın. Yok otururken sorunum yok. Otururken bir sorunum yok yani. Programı bitiririm. Sonra beni buradan nasıl kaldırırsın sadece onu bilmiyorum. Sen kupa bitene kadar burada kal. Böyleyim. Önüne sürekli aynen. program getirelim. Olur. Programımızın açılışında hemen bahsedeyim. Dünya Kupası boyunca özel içeriklerimiz olacak. Hep yayınlarla beraber heyecanı da sizlere yaşatmaya çalışacağız. Siz de lütfen Sokrates YouTube kanalına izliyorsunuz programları biliyoruz. Ama abone olmayı da unutmayın. Ve aynı zamanda bildirimleri de açarsanız tüm içeriklerden anında haberdar olma şansınız da olur. Yuvarlak Masa serimize de King'in katkılarıyla devam ediyoruz. Bugün onlarla da beraber birkaç güzel soru da soracağım sizlere sohbete devam ederken. Şimdi açılışı bence formalarla yapalım. Dün hep birlikte biraz üzerine de sohbet ettik. Ben de şöyle bir liste çıkarmaya çalıştım. Daha da çıkarsam çıkarırdım. Müthiş formalar var ama bence halihazırda da üstümde bir İtalya forması varken açılışı İtalya ile yapmak isterim. İspanya 82, İtalya 90 ve Arjantin 78 İtalya formalarını ben seçtim. Şimdi böyle ekrana da gelir. Nasıl buluyorsunuz? Sen Arjantin 78'isin galiba. Yok. Çağal bilerek giydi onu. Çünkü ben daha da kıskanç, biliyorsun ben kıskançlık duygum yok bende. Bir resim yapabilen insanları çok kıskanırım. O yeteneğim hiç olmadı. Ben de iyi şarkı söylüyorum. Kıskanırım. Ha, ben de müziğin farklı tarafında bir yetenek biraz olduğu için onu çok şey yapmadım. Enstrüman kabiliyetim biraz vardı ama şarkı da olabilirdi ama resim hiç olmadı. Yani düz çizgi bile çizemem. O yüzden ikinci de İtalya formasına Çağal'ın sahip olması. Çok iyi ya. Bu forma çünkü çok bir gün ofise geldiğimde şu arkada asılıydı. Kimin ve bu? Aynen. Kimin bu forma benden habersiz? Hani bir Paolo Rossi getirebilir ya da Antonio Cabrini. Çağal'ın dediler. Ve hakikaten şu anda kıskançlığımdan hala çatlıyor. Roma ile kurtaramamışsın sen. Yok yani. Çok sevdiğim elinden bir forma. Ama çok güzel forma hakikaten ya. Muazzam. Bu yaklaşık 2 yıl önce benim oldu. Çok sevdiğim bir eski arkadaşım bana Floransa'dan almıştı. Ben de çok severek giyiyorum kendisini. Biraz da kıyamıyorum. Öyle olur ya hep askıda durur. Ancak böyle özel içeriklerde sizin gibi değerli insanlarla beraber. İtalya 90'ın özelliği neydi ya? Bir tık daha koyuydu sadece. Ben o formayı beğenmem mesela. 94'ü de öyle çok beğenmem. Ben 98'i de sadece Euro mini Dünya Kupası'nda böyle kahverengi bantlı bir formaları vardı. Yani mavi, şortta kahverengi kemer gibi bir şey vardı. İlginçti. Sevmem. Euro 2000 sonra tekrar benim vay be dediğim formadır. Ama 82 İtalya, ya Marco Tardelli'nin de otobiyografisinde bu formayı tasvir eder. 82 Dünya Kupası'na girerken şu bayrak detayları onun çok ilgisini çekmiş misal. Bence de formaya özellikle yaka tarafında büyük şıklık veriyor. Yaka biraz daha açık filan. Çok güzel kolları forma. Kolları falan da çok güzel. Mavisi çok güzel mavi zaten yani. Evet. Evet ama işte dediğin gibi o tonu yakalamak önemli. 90'da mesela 90 çok daha koyu. Evet. Ben onu da yani evet o bildiğimiz Azzurri'nin mavisi o mavi değil ama ben onu da beğeniyorum bayağı. Ya zaten İtalya'nın gerçekten genel olarak yaptığı her şey güzel. Başka bir anda da sonrası için aldım onu da konuşacağız zaten seninle. Mesela bu turnuvada Euro 80'de de aynı şekilde onunla da buna benzer bir forma giyiyorlar. 78 biraz da kış olduğu için bir de Arjantin'de böyle uzun kollu garip bir şey o.
Burada takım elbise de muazzamdır 82'de. Böyle beyaz, ince mavi çizgili Armani olması lazım. O var fotoğrafları. Şimdi ekranda kullanırız yayın esnasında da sana gel göstereyim. Gözümde canlansın. Bunlardan bahsediyorsun aynen, değil mi? Vay, bu çok iyi. Çok güzel. Bunun Euro 80'de bir anısı vardır. İngiltere İtalya maçında Arsenal'ın sol bek Sansom anlatıyor maçı. Diyor ki biz işte eşofmanlarımızı giymiştik diyor. Spor ayakkabılarımıza sahayı gezmeye çıktık. Sonra İtalyanlar geldi diyor. Üstlerinde diyor muazzam bir takım elbise. Berzot'un piposu, güneş gözlükleri. Zaten o an 1-0 öne geçtiler diyor. Maça öyle çıktık. Ben de öyle düşünüyorum. Mijatović de röportajımızda hatırlıyorsun şeyde Şampiyonlar Ligi finalinden önce Real Madrid Juventus. Mijatović'te bir röportaj yapmıştık. Dünya Gençler Şampiyonası'nı şampiyon oldukları anlatmıştı. Orada da havaalanında İtalyanlarla karşılaşıyorlar. Yine bu tarz bir takım elbise var. Biz diyor işte evden getirdiğimiz eşofmanlarla takılırken. Ama hakikaten çok etkiler o. Evet yani. Hele o yaşta bir de herhalde daha da etkili. Yani bizi altyapılarla falan şey böyle çok etkiliyor. Rakip takım böyle ısınmaya çıktığında bir takım eşofman. Aynen. Hani hepsi aynı takımı giymişler falan. O dönemler okul takımında vesaire öyle bir durum yok yani. Hani sen böyle gidiyorsun dediğin gibi dağınık dağınık. O sana böyle bir ulan bunlar iyi veriyor yani. Direkt veriyor psikolojik üstünlüğü. O Berzot'un işte yani ceketle beraber yakada böyle kimliği asılı dediğin gibi ağzında piposu yani o kariz biraz kendisini de getirdiği. Tabii. O duruşu da böyle hep şeydir ya delikanlı bir duruşu var. Onu da getirdiği. Hep ama bence İtalya'da bu devam ediyor. Şimdi maalesef göremeyeceğiz ne olduğunu ama Euro'da da mesela işte Mancini takım elbiseleri hep onlar konuşuldu. Ki o da biraz Armin esinlenme vardı yapıyor. Değil mi bundan? Tabii. Orada evet, da beyaz da o da mesela ufak çizgili. Daha önceki bir Euro'da yine böyle daha hakim yakalı bir ceket şeyinde de o renge dönmüşlerdi. Daha açık renge böyle beyaz üstü sanki ince mavi çizgi gibi. Güzel ya hep devam ettiriyorlar. Armani ile de çok çalışıyorlar. Güzel şeyler çıkıyor. Almanya? Ya burada klasik 90 herhalde. Tabii canım. Benim için de yani İtalya 82 yani ayrı ama. 94'ün devamı gibi. O yüzden 90. 94 tasarımı da ayrı. Oralarda evet. Baklava orada. Aynen. 94 genel olarak zaten 94 Dünya Kupası için başkanlarda da bakarız hep benzer bir form var. Yani Frapan. Tasarım dünyasında o baklava gibi işte karo karo o desenlerin çok kullanıldığını görürüz. 94'te o çok hakim ama 94'te şimşek gibi değil mi? Daha evet. Evet. İşte 94'teki o forma Beşiktaş'ın da aynı dizaynı vardı. Evet. İsveç'in yine evet. Aynı marka çizgililer. Fenerbahçe'nin öyle forması vardı. Beşiktaş Romanya aynısını giymişti. Unutulmaz Ajax deplasmanındaki mor formanın deseni de odur. Olabilir. Siyah beyaz evet, evet, böyle var. Baklavalı mor forma diye hatırlıyorum. Onu. Beşiktaş'ınki çok güzel bu arada gerçekten. Evet. Bak mesela burada şeyi gördük. Romanya'yı gördük. Hı hı. Romanya'nın da benzer böyle evet, evet. Çizgiler. O 94 çıkıyor. İşte hep böyle garip tasarımlar. Ya garip demeyeyim ama o dönem garip, böyle garip, bir tasarım. Garip diyebilirsin bence. Ya tasarımcılar işe alınmış gibi. Yani yeni 90'lardan bir fark yeni, katalım. Evet. Ama 90 Almanya bende ayrıdır ya. Çok karizma bir forma ya. Muazzam. Keşke benim şu an olsa. Yani sen de hani artık çok olur. Bulmuşsun üstündekini bence. Hemen yarınki programda onu değiştirmek isterim yani. Muazzam. Ben bir tane alma şeye getirtmiştim bir önceki Dünya Kupası'nda Almanya'dan. Hatırlıyor musun sen? 11 miydi? 10 muydu? Şu ona benzeyen bir tane tişört gelmiş böyle gri şeyli kol uçlu. Ya öyle şeyleri falan bulunca aslında böyle almak lazım bir taraftan da. Çünkü kupadan kupaya bayağı çıkartıyorlar onları. Çok güzel. Bu arada Almanya'nın o güzel sevdiğimiz 90'daki formasından esinlenerek bu 2018 evet. Rusya formasını yapmışlardı. Aynı aslında hat sadece siyah beyazdı o forma. O da yine o açıdan güzel ama bence öbürünün havası asla yok. Muazzam. 90'daki. O bayrak detayı orada fark katıyor. Evet. Yani çizgiler değil de bayrak renkleri fark katıyor fark formaya katıyor. Muazzammış. Hırvatistan, Fransa 98. Beyaz onu seçtim ama bence kırmızı ikisi. Mavi olan da çok güzel. Ya zaten 96'da ilk kez dünya sahnesine çıkıyorlar. Zaten o damalı formayla çıkıyorlar. Euro 96'dakinin bu da bir üst versiyonu gibi. Bence yani ikisi de çok iyi. Yani iki forma da çok iyi. Zaten o damalı esprisi. Yani kendine has bir formaları var. Yani bunu atıyorum şimdi aşağıda şeyi görüyorum. Peru'yu görüyorum. Arjantin 78 Peru forması, sünnet forması gibi olan. Yani bunların hepsi çok ikonik ve tek bir ülkeye ait olduğu için evet. Direkt kafanda hani damalı bir şey gördüğünde şimdi Hırvatistan canlanıyor. O yüzden kıymeti diğerlerine göre bence biraz daha fazla diyeyim. Yine bence ikonik olduğu için ya yani bir şekilde o Dünya Kupası hissini hatırlatıyor. Kupanın kendisi kadar böyle hafızada. Bir de yarı final gördüler. Tasarım. Çok başarılı oldular evet. Falan yani. Hani öyle bakarsan da akılda kalıyor. Mesela burada Zaire var. Zaire Almanya 74'teki
Zaire bence çok iyi. Bak, inanılmaz. Müthiş bir forma. Aynen öyle. Ama Zaire başarılı olsaydı daha şu anda ikonik bir yeri kesinlikle olurdu. Kesinlikle. Zaire başarısız olduğu için şu anda hatırlamıyoruz. Bir de Zaire de yok sonra. Değişiyor yani isim. Ama bence o Zaire'nin forması inanılmaz yani bir şey. Çok yani özel bir, yani spor dünyasındaki en acayip tasarımlardan aslan biri vardı. Aslan mı vardı? Evet. 2002 yılıydı. Leopar şey yazıyor. Evet, 2002 yılıydı. Gazetede bir haber Leopard görüp, evet, arkadaşım İbrahim Gülay'la birlikte İzmir yollarına düştük. Muzaffer İzgü Sokak, Alsancak'ta bir mağaza açıldı ve Dünya Kupası tarihinin önemli formaları satılıyor. 2002'de İzmir. 2002'de. Hemen apar topar gittik. Teyzem oradaydı. Allah teyzemde Allah kaldık. Ben de o sırada 2002'de Dünya Kupası başladığı sırada Alsancak'ta dershaneye gidip sınavları ekip sabah maç izliyordum. İşte pazar eklerini okumamışsın. Bu haberi kaçırmışsın. Çok saçmaymış. Sonra yani bu mekanı zor da olsa bulduk, değişik evlerin önünden geçerek, değişik teklifleri geri çevirerek girdik ve yani Sovyetler Birliği, Zaire her şey vardı ama biz İtalya sever olarak İtalya'ya dair ne varsa işte iki İbrahim aldı, iki ben hala aldım, yani koruduğum, muhafaza ettim tişörtleri almıştık. Yaşım büyüdükçe iki şeyden pişman oldum. Biri Sovyetler Birliği fermuarlı üstü almadığıma. Çünkü sonra moda olmuştu, hatırlıyorsun o dönem. Evet. Artık gruplar bile giyiyordu, pop rock grupları. İkincisi de Zaire tişörtünü almadığımı. Yani muazzam bir tişörttü Zaire. Orada Zaire tişörtü mü? Vardı, evet. Bunlar spor pişmanlığı. Ya, baksana müthiş yani, gerçekten. Muazzam muazzam. Cidden çok güzel bir forma. Keşke o da benim olsa. Bak burada şeyler fix. Yani Arjantin'in çizgili. Arjantin'den seçelim. Hangisini seçtin? Yani ben yaka detayları çok fark ediyor. Fransa 98 siyah yakayı çok sevmiyorum. Bence yani beyaz ve mavinin olduğu, sabit olarak olduğu iyi. Yani Arjantin 78 bayağı iyi. 86'daki maviyi de çok severim Arjantin'in. Böyle mavi buradan çizgi. Ben en çok onu beğeniyorum bu arada. Sıfır yaka. Hı-hı. Yani yakası katlananlardan değil. Siyah şortu, beyaz konçlu. Bence en güzel, en sembolik. 90'lı klasik forma güzelmiş ama. Ben onun detayını hatırlamıyorum. Ben orada direkt o koyu forma kalmıştım. Klasikte 78'i seçerim herhalde ama o bir ikinci formalarda da 86'daki maviyi çok severim. Çok güzel. Siyah şortla biliyor musun? Aynen. 78'in de uzun kollu şeyi. Evet evet, çok güzel işte. Aynen. O da keşke. Bir de Kempes de çok güzel duruyor. Tarzı evet, evet. Rock'n'roll tarzı ya Kempes evet. Biraz. Bir de ben hep böyle yani normal hayatımızda kullanmak açısından, biz sonuçta hani futbol oynamaya pek gitmediğimiz için o uzun kollu kullanımlar gerçekten evet, çok güzel duruyor. İşte kendimi böyle bir rock band'de şey gibi hissediyorum. Orada Fransa'nın Euro 2012 idi galiba. Dünya Kupası değil de o böyle yakalı klasik 2008 miydi? Böyle tişört gibi. Şurada sadece işte horoz amblem var. Ha evet, dümdüz olan. Dümdüz. Bir tane de onun şeyi çıktı ondan sonra. Birkaç yıl sonra, birkaç bir iki turundan sonra denizci mavi beyaz çizgili olan çıkmıştı eline. Fransa bence son dönemde en iyi takım evet, okulunda ya. Evet. Muazzam formalar çıkarıyorlar. 2014 Dünya Kupası'na falan da nostaljiye bakıp ayıflanıyoruz ne güzeldi diye ama Fransa'nın gerçekten evet, evet, hep iyi devam kesinlikle ediyor. Burada Uruguay 1930 diye bir ibare var. Evet, o biliyorsun Erman Yaşar'ın seçtiği. Kupaya Cape Verde gemisiyle giden 5 takımın dışında bir de Erman Yaşar vardı. Bakar mısınız? Yani İyi. Güzel yani. Güzel, güzel yani canım, o dönem için. O dönem yani Erman'dan gelmesi ilginç evet, sadece. Bence Erman yani güzel bir troll. Evet evet aynen. Ben o yüzden yine de merak uyandırdı bende. Grubun amblemini de değiştirdi bu formayla. Ben aa, o yüzden baktım, benim hoşuma gitti. Jamaika, İtalya 90 mı? Jamaika'nın 98 forması. 98 şey grubu işte. Hırvatistan, 98, Japonya, Arjantin aynı. 98. Ben yanlış yazmış olabilirim. 90 değil de 98 olabilir aynen, o. Aynen. 98'li forma da güzeldi. Evet. Değişik forma yani. Yani 90'lar modası yani bana çok hitap eden bir şey olmadı. Bu muydu ya? Buydu canım. Bununla gittiler işte. Buna benzer bir şeydi sanki. Ama tam hatırlayamadım. Yaka detayı bu muydu emin olamadım. Belki de budur, bilemedim. Ama orada şey güzeldi. Birisi de yollamış. Kawaguchi miydi kalecinin adı? Hı hı. Onun o yangın. Yangınlı. Yangınlı forması da güzel. Alevli. Alevli forma. Kaleci forması. Şeyden az önce uzun kollu sade Fransa anlatınca Hollanda'nın işte Cruyff'un aslında Puma sponsoru olduğu evet, için Adidas'ın iki çizgisiyle çıktı. Onlar da bence çok güzel, onu da beğeniyorum. Ben neyse Hollanda formasında 74'teki o tonu çok seviyorum ben, çok güzel.
Ama onun altına siyah şortu daha çok yakıştırıyor. Evet. Euro 76'da misal yanılmıyorsam o siyah şort da giyiyorlar onu. Aynı turuncu retro. Çok güzel. Siyah Euro 2000'de de. Evet, Euro 2000'de de. Euro 2000'de ben de giyiyorum. Siyah şortu daha iyi. Siyah şort çok yakışıyor. Bu arada burada bak hak giyenmiş formalar. Portekiz, İngiltere 66'daki Eusebio'nun. Seversin. Dümdüz. Değil mi? O burada dümdüz yok mu ya? Var burada. Var işte, hayır. Oradaki notlardan söylüyorum. Ben sana göstereyim. Yok, Cameron diyorum bak. Şeyinle. Yes, dümdüz çok güzel abi. Çok asil üst yani. Şey de çok iyi burada. Ben bir de onu söyleyeceğim, o kadar. Meksika'nın Fransa 98'i yerellik anlamında güzel. Burada böyle şey bir surat. O da Aztekler, Maztekler falandır herhalde şimdi bu anda. Tabii tabii. Güzel bir ciharet yapayım. Bence böyle. Ama Meksika forması deyince aklıma 10 oyuncunun forması değil de Campos'un formaları geliyor. Hep yani. Campos zaten herhalde yani böyle futbola mesafe olan bir insanın bile herhalde görselini hafızasında canlandırabileceği bir görsel yani bir kıyafet. Kaleci serilerine de komple girer. Biraz böyle sadelik konuştuğumuz için Dinozof'un hani forma yaka üstüne gri, gerçek bir triko gibi bir kazakla çıkması müthiş. Yani o zaman yani o seri hep öyle kalecilerde, İtalya'da öyle devam ediyor zaten. Onun bir açıklaması vardı yeni kalecilerle ilgili. Hepsini seviyorum ama İşte 98, 99, 92 gibi numaralar giyiyorlar. Rengarenk kazaklar giyiyorlar. Kaleci bir numara giyer ve sade bir şey giyer. Bu kadar abartıya gerek yok diye. Adamın hayatı zaten sadelik üzerine ve istikrar üzerine. Tam bir böyle düz adam yani. Bu arada şey geçin farkındasın. 80'lerdeki kalecilerin işte Dinozof'un da öyle 80'lerden aldık diyelim. O sadelikten 90'ların başıyla beraber, 92'yle beraber Schmeichel'in o böyle bol bol işte kolların şuraları böyle şeyli. Yeşil. Yani burası yeşil, burası gibi yani. İşte Campos'un formaları, kaleci formalarının bir anda sapıttığı bir dönem yani var bir anda. O dönemde bile 94'te mesela ben İtalya'nın formasını sevmem ama kaleci Pagliuca'nın o gene Zoff forması gibi gri, burası lacivert, o kazaklarını çok severim. Onların o da yuvarlak. Evet evet, Euro 2000 Toldo'nun kazakları mesela kazanı öyleydi o. Triko gibi bahsettiğin, evet. Gri ve yeşili vardı. Biraz böyle daha ördek yeşili gibi. Onlar çok şıktı yine. Ben oyumu o taraftan yana kullanıyorum yani hala. Az önce bahsettiğin gibi kaleci kazakları senin o tarzına aslında çok uygun 70 evet, ve evet. 60'larda da öyle. Dışarıda günlük hayatında aynen giyebileceğin klaslıkta. Peru'nun da bence sade çok güzel. Böyle bir saşi var. Hı-hı. Sağdan sola uzanır. Onur sünnet dese de onu. Sünnet maşallah. Yine ilgi çekici Kamerun. Yani Kamerun serisinde güzel formaları var ama en meşhur olanı herhalde işte kolsuz olanı. Evet. Sonradan içine zaten böyle siyah bir şeyler giydiler. Öyle de çıktılar. Yani çok güzel formalar var. Fazla iddialı formalar var. Ama şöyle bir derleme yapmış gibi olduk. Mutlaka ki kaçırdığımız da vardır. Şimdi size soracağım. Dünya senin elinde olsa, İlhan seninle başlayalım. Nasıl bir forma tasarlatmak isterdin? Kime tasarlatmak isterdin? Ya da hangi markadan çıksın isterdin? Ama böyle gözümde canlansın istiyorum senin Dünya Kupası forma. Yani bence üzerindeki gayet iyi seçim ya. Çok şey kaçmaya gerek yok. Gayet temiz, güzel. Ya da Almanya'nınki. Sonra İlhan'a hediye etmek zorunda kaldım. Yani bilmiyorum artık o. Senin Almanya tasarrufun. Güzeldi, Almanya da çok güzel. Yani bunun üstüne söz söylenmez ya. Fantaziye gerek yok yani. Yani biraz daha abi şey de dönüyor ya moda. Hı hı. Bir öyle bir böyle. Şimdi büyük ihtimalle tekrar bir sadelik geldi. 2030'a doğru tekrar bir sapıtır burası. Ama öyle bir şey var ya, böyle döngü. Annemin son 10 yılla ilgili güzel bir teşhisi var. Diyor ki ben şimdi gençlik fotoğraflarıma bakıyorum diyor. Hepimiz aynı insan gibiyiz diyor. Ama diyor son 10 yılda insanlar istediği gibi giyiniyor. Biri modaya uyuyor. Biri senin gibi retro giyiniyor. Biri 50'lerdeki gibi giyiniyor. Biri 70'lerdeki gibi giyiniyor. O yelpaze güzel açıldı diyor. Aslında formalarda da bunu görüyoruz. Yani bazıları evet yani bazıları 94'teki gibi herkes hurra bir delirelim durumu yok artık. Mesela Fransa çok outfit denen mevzuya göre forma üretiyor. Daha çılgın düşünenler de oluyor. Almanya gibi retrolar da oluyor. Bence artık o şey moda diye bir şey çok kalmadı ya. Yani dünyanın böyle tasarım trendine göre bence şekilleniyor ama şu anki sıkıntı şu. Yani böyle hani basitlik gibi anlatılan şey sanki pijama gibi olmaya başladı. Hı-hı. Halbuki yani sadelikse şudan yola çıkılarak devam edilebilir. Şık. Ama o his de yok yani şu anki formalarda. Duruşları da sanki formaların çok öyle gibi gelmiyor bana. Büyüklüğünden, darlığından da tam bahsetmiyorum ama. Bir daha bir şey çok zor ya. Yani her sene 3 tane ayrı yani eskiden 2 tane forması oluyordu abi takımların. Bir tane deplasman, bir tane
iç saha forması. Onun üzerine üçüncü geldi, bilmem ne edition geldi. O geldi abi, her sene dört tane, üç tane forma tasarımı yapıp 10 senede 40 ayrı dizayn demek abi zaten bu. Yani sonuçta hani belli bir şeyden koparıyorlar. Yani ben o yüzden daha net, en azından bir formada, tamam diğerlerini sapıtacaksa herkes için okey yani de, yani bir tane formayı sabit tutmak evladır diye düşünüyorum ben. Onu da böyle, ha, şey yapabilirsin. Sürmeli diyorsun. Küçük bir detayı. Sürmeli yani. Evet, küçük bir detayı değişebilir. İşte ne bileyim. Türkiye'nin bant. Bant, aynen. Bantlı forması ay gibi Türkiye'nin. Ya da işte ne bileyim, bu Beşiktaş'ın işte İp, 100. forması. İpli yaptın hani bir sene. İşte ne bileyim, bir sene başka türlü bir şey yaptın. Kol detayı koydun, koymadın ama yani genel dokuyu bozmadan gitmesi lazım gibi geliyor bana bir tanesini. Katılıyorum. Milli takımlar için aynı şey geçirdi. Senin bir şey oldu artık. Dünya senin elinde olsa böyle yapardın. Dünya benim elimde olsa evet, birazcık yaratıcılığı kısıtlardım. Bir de formalarda artık 2000'lerle itibaren şey de olmaya başladı. Hani oyuncular için teknolojik formalar, işte daha az terleten. Tabii. Tutamıyorsun. Aynen onu, onlara da çok fazla kafa yorulmaya başladı. Hani böyle tasarımlar, ince dokunuşlardan çok biraz böyle teknolojik var, tarafı var. Da. 2006 ile beraber falan çok onlar artmaya başladı. Galiba evet, 2000 sonrası işte... Hangi formayla? Brezilya ile mi başladı bu işte az terletiyor mevzusu, hı-hı, çıktı çok gündeme oturdu. İtalya 2000 forması da öyle. Tutamazsın. Evet. Ya tuttum belli olur. O likralı gibi formalar, evet, çok meşhur. Nereden nereye? Peki o zaman forma... Şimdi likralı formayı giymek için de yani işte sana bana olmuyor. Biz niye giyelim? Olman lazım. Hayır diyor ya, normal formayı ben dışarıda da giyeyim falan işte. Öyle olunca da biz de giyemiyoruz yani, o tatsız bizim oluyor. Kulakları çınlasın, bir arkadaşımız getirtmişti onu İstanbul'dan. Ne olmuyor diye. Olmuyor. Yani bir de genciz daha, 16-17 yaşında, ama o da olmuyor. O da olmuyor. Bol kesin. Cannavaro da oluyordu. Ki şeyde bile bak, o forma Cannavaro, Totti güzel durdu. Nesta, Albertini daha böyle çırpı adamlara çok durmazdı yani. Evet evet. Ama şey güzel abi yani, kalıp gibi ya. Her türlü bir şekilde yediriyordun onu. İşte birazcık öne... Kaçtın mı? Sıkıntı. Yaş ilerledikçe zorlaşıyor diye. Yani böyle dertlerimiz var. Forma stillerinden normal stillere doğru sekelim. Biraz böyle hatırlatıcı bizlere ikon olmuş. Yani herkesin bir tarzı vardır. Mesela Onur Erdem'in altın küpesi gibi diyeyim. Altın mı? Altın rengi değil mi küpen? Altın değil ya. Altın rengi. Altın rengi küpen. Bronz gibi. Geçmiş olsun altın rengi ve çok güzel bu arada bence. Teşekkür ederim, sağ olun. Hiç dalga geçmek amaç sormamıştım. Krol'ün kolyesiyle yanlış kameraya mı? Yok, dümdüz ekrana bir baktım. Bir hak daha verelim sana kameraya. Elif, yap. Kalp, tamam mı yaptım? Krol'ün kolyesiyle başlayalım. Bence o da müthiş. Kesinlikle. Tam benlik bir şey. Tam bir serseri değil mi ya? Tam, yani benim Dünya Kupası karakterimdir. Eğer Dünya Kupası'nda oynayan bir futbolcu olsam, Ruth Krol gibi olmak isterdim. Karizma budur. Biliyorsunuz Napoli'de oynarken büyük bir ikon olmuştur Ruth Krol. Ve o dönem kürtaj için bir referandum yapılır İtalya'da. Ve kürtaj karşıtı grup şöyle bir pankart açar. Ya Krol'ün annesi de kürtaj yaptırsa ne yapardık diye. Hani öyle bir ikondur. Napolilerin yabancı aşkı Maradona ile başlamıştır. Evet. Öyle bir karakterdir Ruth Krol. Benim de imaj olarak yani çok sevdiğim bir oyuncudur. Yani günümüzde bunun tartışılıyor olması da şu an iyice garip geldi. Nasıl izin veriyorlar? 80 yılında işte. Ya. Mesela çok saçma değil mi abi? Ne? Yani şeyden izin vermiyorlar ya artık. Yani sakatlık olur, evet, evet. Mol takılır. Yani o dönem bunu düşünememiş olmaları falan inanılmaz. Abi o 70'leri geç. Biz izlerken de Veron'un küpesi vardı mesela. Bayağı bir küpesi vardı Veron'un. Kolyeler vardı. Platini'nin kolyesi misal. Yani. Ben en son ama mesela bak ne hatırlıyorum? Aynen Veron'un küpesi net. Del Piero da takıyordu galiba Del bir ara. Del Piero'da da vardı. O kadar. Vialli'de de vardı. Vialli'de vardı. Ama yok. 2000'lerden sonra azaldı tabii. Krol bizim işte hayalimizdeki gibi formayı aldık dışarıda giyiyoruz tarzıyla. Evet, saçlar, forma dışarıda bir de tabii. Muazzam yani. Tam oldu. Büyük. Neskens'in favorilerini konuşmadan aynen olmaz. Senin notlarından biriydi yine. Ya işte şey, o Neskens diyor ya, biz rock'n'roll futbolu oynuyorduk diye. Hollanda'nın aslında sadece saha içi değil. Hani 74'te Türkiye'de de ilk yayını televizyon, dünyada da artık yayılmaya başlarken renkli yayınlar dünyanın genelinde, bizde daha yok. Ya Hollanda'nın o imajı da çok önemli aslında futbol izleyicileri, evet, için. İşte saçlarını taklit ediyorlar, işte kıyafetlerini taklit ediyor, kolyelerini taklit ediyorlar. O açıdan popüler kültüre de çok etki etmiş tabii bir takım. Tabii 68 kuşağı ve sonrasını komple alacak bir durum. Sadece çok cool'lar yani. Çok acayipler. Yani Neskens de o kulluk çok olmayabilir ama Krol evet, Ries Bergen öyle. Rap öyle aynı şekilde, Johnny Rap bayağı, yani Cruyff zaten cool bir adam. Kaleci kimdi ya onun?
O da böyle. Youngblood. O da böyle güzel saçlı maçlı. Favori. Saç demişken at kuyruğu ve Baggio at kuyruğuyla devam edelim. Yani. Çünkü çok yüce bir at kuyruğu var. O da ne olursa olsun. Yani Dünya Kupası'yla sınırlandıramayız tabii ki o saç stilini ya da belki de işte Kroon kolyesinde. Ama o da çok ikonik olduğu için bahsetmeden geçilmez. Tabii canım büyük bir, yani bunlardan daha büyük Dünya Kupası figürü ve o kuyruğuyla. Yani bir önceki kupada yok o kuyruğu. Damga vurdu, kupada var. Çok büyük bir şeydi. Yani benim için özel bir insan olduğu için bir de. Babanın bir tane şeyini izledim. Netflix'e söylemişim dedi. Sana söyledim galiba. Filmimsi olan. İtalyan bir herif var. Sorrentino? Değil. Kimdi ya? Tek tek bir sürü insanla şey yapmış. Bir bölümde de Sorrentino da var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir televizyon programı gibi bir şey. Ünlü İtalyan karakterlerle falan gidip şey yapılıyor. Bu Netflix'te mi şu an? Netflix'i. Allah Allah. Yazdın da ya hatta, hatırlamıyorum. Ben de. Abi Baggio'nun evine gidiyor. Çiftlik evi. Evet. Çiftlik evinde ördek biriktiriyor dayı. Yani bir oda boyunca böyle eliyle kendi yaptığı tahtadan ördekler falan var. Böyle saçma sapan onları boyuyor moyuyor. O ev muhtemel zaten penaltı kaçırdıktan sonra kupadan gidip işte böyle kapandığı böyle önü full cam falan inanılmaz muhteşem bir ev. Evin yanında da bir tane atölye yapmış. Atölyede gidip kendi işte orada tahtadan bir şeyler yapıp duruyor falan. Onunla orada bir muhabbete giriyorlar ediyorlar. Çok yaşlanmış. Saç devam. Ama şey yani... Döndüğü hali görmek şu andaki o şey böyle tam bir artık hani dinginlik, doğanın ortasındayım, kafa rahatlığı, işte böyle ıvır zıvırla uğraşıyorum falan güzel yani. Bulursam şey yaparım size söylerim. Evet evet mutlaka güzelmiş bayağı. Hatta dur bu arada bakayım ben siz de konuşun, siz devam ederken. Biz de seninle gel ne konuşalım. Taribo West'i bence Onur'la da konuşabiliriz. Tam aynen onun o tam Onur yazmıştır bunu diyecektim evet, Taribo West. Ama yani. Sarı Romanya var 98'deki bütün takımın sapsarı saçlarıyla. Onlar bayağı sürdürdü ya. Onu Euro 2000'de de yapmışlardı galiba. Ya öyle devam etti. Sonra bize de bulaştı o tur atlayınca saç boyatma mevzusu. Kötüydü ya 90'ların işte imaj olarak yani Allah yazmasın bazı şeyleri felaket. Hiç başınızdan böyle bir şey geçti mi? Yok ben öyle şeyleri hiç. Yok. Benim çok yakınlarımdan saçlarını sarıya boyatanlar oldu ya. Peki abimin de bir dönem mesela. Bir hedef koyduktan sonra mı bu? Yok valla normal ha, anladım, daha da kötü. Buradan ben de abime dur. Çünkü bu şey olmuştu ya biz mesela streetball'a katılırdık. Abi tur atlarsak saç boyayalım mı filan. Tur atlayınca bir saç boyama bayağı bir... Hani en alt kültüre kadar yayılmıştı spor yapan insanlarda. Yani garip bir şeydi. Yani burada yıl kaç herhalde? Ben galiba 14 yaşında falandım. Yani işte 99 olsa. Evet evet tam o dönemişti. Ya tam o. 2000 başı falan. 90 sonu işte aynen. Öyle bir şey. Saç boyatma felaketti. Saç boyatmayı düşündün mü işte düşünüyorum. Sen yapmışsındır Onur Bey. Yok yapmadım ya. Yapmadım. Düşündüm yapmadım. Bizden kim yapmıştır sence? Var mıdır? Çıkaramadım. Düşünüyorum. Ben valla 10 yıldır düşünüyorum. Yoktur boyatamıyorum. Ya. O Uğur Ozan. Tam böyle şey bir şımarık çocuk ben saçımı boyayacağım falan diyorsun. Dediyse öyle bir şey yaptı. Sen yeşil ama beyazları biraz taktığın için belki ufak ufak girebilirsin. Gerek yok Onur'a yakışır. Ben ufak ufak boyatıyorum zaten ya. Kırdırıyorum hafif. Aynen baksana beyaz. Benim de çok beyazım var ya. Ben... Ondan korkmam da çocuklar için şeyden korkarım ya. 2002 Ronaldo ve Ümit Davala saçı. Düşünsene çocuğun geliyor. Hani karşı da koyamazsın o akıma. Bak notlara yazdım İnanılmaz bilmiyorum gördünüz şey. Mü ama Ronaldo'nun 2002'deki saçından sonra şöyle diyor işte yani sakatlığın performansın falan çok tartışılıyordu. Bir gün antrenmana böyle gittim kupadan önce. Baktım ki artık kimse sakatlıktan döndüm mü iyi miyim diye konuşmuyor. Herkes saçımı konuşuyor. O zaman turnuvaya da böyle gideyim de hani çok üzerimdeki mantıklı. Baskıyı atayım demiş. Sonra da geçen işte 3-5 yıl önce verdiği bir röportajda tüm annelerden özür diliyorum çocukluğunuzu böyle yaptığım. Ama mesela bak bunu da şey gibi görüyorum abi. Sonuçta sen yapamazsın bunu. Ama abi sahne sanatçısı o. Yani evet tabii orası hani bankçılar şey, gibi diyorsun. Şey gibi de çıkamazsın abi hani ne bileyim Zeki Müren, Bülent Ersoy veya işte ne bileyim Erol Evgin gibi bile veya Erol Büyükburç gibi de çıkamazsın ya sokağa çıkmazsın. Yani orada bir sahne yani sahne Dünya Kupası bir sahne oraya çıkarken... Ben mesela kesin çok güzel. Çıkmak istemem. Ben Dünya Kupası'na çıksaydım... Saçımı sarıya bir şey yapardım. Alsalar da eğer. 98'e gidebilseydik. O zaman bir şey demem. Buldum bu arada. Alessandro Cattelan diye bir herifin
One Simple Question diye bir tane Allah Allah. Serisi. İçinde Sorrentino ile de var, Baggio ile de var. Tek bir soru soruyor. Bütün hikaye bunun üzerinden dönüyor. Mutluluk nedir? Ya. Bunu hayır, izliyoruz bugün ben, değil mi? İtalyanların kötü polisiyeleri, Giallo'ları, Netflix'te ne varsa onları izleyeyim. Niye önermiyor bana bu Netflix'i? Abi bilmiyorum. Alessandro Cattelan diye bir şey. Mutluluk nedir? Bu soru bu. Gidip onu konuşuyorlar. Çirkin filmini bile izledim. Çok kötüydü kötü. Ya gerçekten. Bayağı kötü o. Sonunda kızı da oynuyor, kasiyer. O yüzden tavsiye ederim. One Simple. Çocuk benziyordu ama Baggio'ya. Evet, evet, bence çok iyiydi kaskoları. Sakki'ye de sallamışlar. 4 puan verdim bu ikisine. Düşürdüm. Ben yükselttim. Sıfırdan 4'e. Kastı ve Sakki'yi yükselttim. Aynen sallama yani. Bayağı yerin dibine vurmuşlar. Sakki'ye niye o kadar girdiler diyorsun sen? Çünkü Baggio nefret ederdi ondan. Ha, Baggio hayır. Baggio nefret eder diye seviyorum. Tabii Baggio'dan izinsiz çıkmadığı için film izni var zaten. Senin de mi Sakki'ye özel olarak şey? Var tabii abi. Futbolu ben buldum gibi anlatıyor adam. Yani iyice kırdı kafayı. Ama yani kaç yılda çalıştırmıyor bir takım ya? En Atletico Madrid'i bir düşürdü. Real'e gitti. 20 sene var. Vardır. Vardır. Onur, Taribo West'i konuşmak için seni bekledik. Taribo West'in yani konuşacak çok bir şey yok ya. Kendi konuşuyor diyorsun abi. Yani evet hani... Abel Şavye'nin sakalı gibi bir şey abi o yani. West, Taribo West'in ama... saçı ve boncukları. Peki futbol açısından yani konuşursak... Ya ben bu adamın Inter'de oynamasına bozulurdum. Yani Uçe, yani Fenerbahçeliler üzülmesin yani. Ya da kırılmasın lütfen. Ben de o dönem Fenerbahçe sempatizanı, Fenerbahçe taraftarıydım. Çok seviyordum Uçe'yi de ama... Yani Uçe niye İtalya'da oynayamıyor bu adam İtalya'dayken derdim ben. Bence Uçe ondan iyi stoperdi misal. Taribo West o kadar bir şey var mıydı bilemiyorum. Yani. Abi çok... tarz marz birazcık dikkat çekiyor ama ya. Yani öyle öyle hayır, futbol olarak diyorum yani. O kadar bir futbolcu muydu? Kötü, belki ben yanlış hatırlıyorum. Topçu yani. Değildi ama şeyin de efsanesi var bence. Taribo West'in algısı bizde birazcık kırık. CM 0102'de bedelsiz açıyordu ya oyunda. Ben Taribo West'i. Oynamadım ki bilmiyorum. Ha. Bu işte klasik efsane CM 0102'de. Oyun başladığında serbest oyuncu olarak başlıyordu. O yüzden herkes Taribo West'i alır. O yüzden bizim kuşağın hepsi Taribo West'i ayrı sever anladım, yani. Anladım. O yüzden öyle bir şey var. Yani topçuluğundan ziyade. Anladım. Bir sırrı ortadan kaldırdım. Alex Lalas'ın saçlar, ay sakallar. Yani hani... Saçlar ve sakallar. Yani. Saçlar. Litvanya'nın şeyi var ya, Grateful Dead evet. İşbirliği. Ya bu da o grubun... Müthiş yani. Aynen yani vücut bulmuş hali abi. Oradaki. Hani dinliyor mudur şeyciydim. Dinlemiyor mudur Bill Walton gibi bilmiyorum da. Tony Meola'cıydım ben bir de kaleci. Çok klastı ya herif. Yani tipi müpi falan filan. İyi de kaleciydi böyle hafif kalıplı ama çok uzun böyle ayı gibi de değil. Severdim yani o kalıptaki. Çok adı falan da Meola falan. Güzel yani seviyordum. O takımda genel olarak bir tane kısa boylu vardı. BJ Armstrong gibi. Unuttum adını. O da... Sevdiğim takımdı yani onlar bayağı. Reyna yetiştirmiş. O sonra öyle. Geldi. O sonra geldi 98'de. 98'de geldi. Ayala var. O çılgınlık o yani. O şey. Hani eline gitarı ver. Ben de canlanmadı. O benim bildiğim Ayala değil. Başka bir Ayala'yı bu söyledi Ayala, o. Bu abinin gitarı veriyorsun eline. Hermanos Gutierrez işte. Sevilla'da, Kadiz'de salıyorsun bunun gitarıyla. Bu söylüyor. Yani tam iyi, öyle bir maç. Gerçekten. Bu saçta da nasıl top oynanıyor o da ilginç yani. İnsan bir rahatsız olur evet. Gibi değil mi? Abi hacimli bir de. Evet. Kanica'nınki de bu kadar uzundu da. Ya Kanica'na o bant filan vardı. Kanica'yı da aldım. Onu ya, da Kanica gelir alınır. Ekrana. Tabii canım. Kanica'nın yakışıklı. Kanica biraz şey gibi. Böyle elfimsi bir havası var yani saçların. Legolas'ımsı bir uzunluğu. Evet. Sonradan bu abi daha kötü yaşlandı ama. Ama belli Onur kötü yaşlanca. Değil mi? Surat şey aynı. Surat şeklinde. Çok kötü yaşlandı yani. Şey hatırlar mısın? Fenerbahçe Rangers eşleşmesinde Kanije'yi kim tutacak? Kim baba bitmiş adam yani. Bu kadar korkmayın her şeyden. Tuttu ve Mustafa Doğan tuttu neticede. Başka bu ekipte kim vardı? Luque var. Ya benim 70'lerdeki favorilerim Dominic Rochdoyle, Kempes olabilir. Hem dinle, yani biz Rochdoyle röportaj da yapmıştık inanla. Adamı sentetiğini konuşturduk sonra şeye girdik. San Francisco rock grupları, Brit rock hangisi sence? Jefferson Airplane mi, Grateful Dead mi? O yönden çok ayrı yeri bende. Onlar tam Kempes'te ikisi yani, din, yani müzik tarzı olarak da tam o kafada adamlar. O yüzden bende yerleri ayrıdır. Biliyor musun bir şey? Aynen aynen. Bir de Aldo Serena vardır mesela bu şekilde. Aldo Serena da büyük rockçıdır. Allah Allah. Bol Mariner vardı. Ben artık biraz Serena bu İtalyan sağ kanat gibi böyle şey. Center kanat... Inter'in gol kralı işte. Gol kralı Klinsmann mı? Goret miydi o? Tabii tabii. Ben böyle bir sağdan yardırıyor gibi hatırlıyorum. Rockçıydı ama. Bol Mariner vardı mesela rahmetli oldu. Ipswich'in Santerfor'u. O öyle iyi rockçılardan. Var öyle abiler eskiden. Şimdi kalmadı herhalde. Şimdi full pop'tur ya. Pop değil ya rap.
Rap var, full doğru. Euro, 2000 başı şeydi ya. Del Piero ile falan röportajlarda en sevdiğin grup U2. Biliyorsun benim de U2 şeyimi. Yani Del Piero nadir gözümden düştüğü anlardan. Ama o da ezber bir cümle. Beautiful Day mi ne? O dönem öyle bir vardı. Şarkıları vardı. Ben hepsi onu söylüyor. Yani Allah günah yazmasın. Kimse kızmasın. Canımı sağ olsun ya. Ne diyelim. En sona da zaten bu utanç vesikası şey olsun diye Neymar'ı almak istemiştim ben. O var yani. Neymar'ın. Yani korkunç saç stilleri diyelim. Yani şunu özellikle seçtim. Bu Photoshop falan ya olması lazım. Ya bu diye Sao Paulo'daki dönemden o kadar korkunç saçlar var. Şey işte yani Mourinho'nun takımına böyle gitme mevzularının yapıldığı. Korkunç saçlar. Bir de siz bir programda konuşmuştunuz galiba işte saç mevzusunu yine Arjantin vesaire Redondo'nun da. Onu o yüzden tekrar düşmesin diye bahsetmek istemedim ama bir yandan da yani böyle hocaların da bir dönemi şekillendirdiği durum var ya, şu an kimse karışamaz da geçmişte yani bu saçlarla oynanmaz diyen teknik adam evet, çoktur. Işte Pasarela bizim nesil için öyledir. Ayı. Deli. Yani. Diğeri Redondo'yu falan Batistu'yu da yedi bir ara işte. Daha sonra ama yemedi. Ama onun saçı hiç o kadar da yani neyin? Kısalmadı Batistu'nun. İşte bir tık. Yani, bir tık kısa. Bir tık. En kısa seninkinden uzundur yine. Tabii tabii uzun da orada canım. Orada uzun da ama Batistu'nun o fulleli. Normali şey gibi. Yani. Ben öyle uzun beğeniyordum. Aslında bu İtalya takım elbisesi muhabbetini buraya almıştım ama yerinde güzel konuştuk onu bence. Şarkılara mı geçelim? Şarkılara geçeceğiz. Bir saniye bakayım. Paul Breitner afrosunu da unutmayalım. Şarkılara geçelim. Sonra da ikonik fotoğraflar yaparız. Ricky Martin, La Copa de la Vida. Diyorsun. Yani bunun üzerine bir daha Dünya Kupası şarkısı yapılmasa da olurdu. Yaptılar. Zaten maalesef. O kadar akılda kalıcı oldu mu ya bir daha bilmiyorum. Bu inanılmaz bir şarkı ya. Benim için Nannini ablayla Benatto abinin Un'estate Italiana'sı ayrıdır. Evet, çünkü biz çocukken... Ben bunu hatırlamıyorum ya. Ben dün çünkü bütün spor programlarında falan bu bir çalardı. 94 Dünya Kupası'na girerken işte önce kupayı hatırlayalım diye bu falan çalıyordu hala. Ben de yeri ayrıdır ama güzelliği yani beni böyle hareketlendiren şarkı açısından benim tercihim Vaka Vaka olabilir ya. Bence çok iyi yani. Vaka iyi şarkı. Çok iyi yani. Ya. Aynen. Tam bir Dünya Kupası şarkısı gibi. Evet. Yani Güney Afrika Birleşim vesaire bayağı iyi. Ama ben yani Ricky Martin'i kesinlikle o da çokmuş. Uzak ara ya. Uzak ara. Müthiş şarkı ya. Sen söyledin. Arada açıyorum dinliyorum zaten. Dün baktım Ramblers'ın El Rock Del Mundial evet. 62 Şili için olan. Aslında bayağı hoş yani. O da dönemi çok güzel yansıtıyor bence işte. Aynen onun için yazdım ben. Official değil. Official ilk Nannini ile Benatto'nun Un'estate evet. Italiana'sı. Bunlar aslında Şili takımı için yapılan bir beste ve turnuvanın şarkısı gibi. Bizdeki 12 dev adam gibi bir şey oluyor. Benim orada ilgimi çeken şu. Hani rock'n'roll'un internetsiz, nispeten televizyonsuz çağda dünyayı nasıl sardı? Hani diyorlar ya, ya Pele o zamanlar oynamış da şimdi oynayamaz. Abi o zamanlar dünyanın tanıdığı biri olmak çok daha zor bir çok şey. Zor. Tabii. Rock'n'roll da böyle bir şey. Şimdi... Bir taraftan da yani çok zor olmakla beraber en üst seviyedeki eşiği şöyle açtığında da herkes tarafından tanıyorsun. Çünkü artık bütün haber kaynakları zaten birer tane var. Her yerde sen varsın. İşte ama misal... O dönem bir basketbolda öyle biri veremezsin yani. Basketbolda öyle bir karakter yok, söyleyemezsin. Yok, ama basketbolun dünya çapında başka bir spor öyle bir şey değil. Onun için bence o ayrı. O dönemden Beatles falan söylersin abi işte yani. İşte ama müzikte de öyle işte bir mevzu var. Bunu oradan geliyor. Evet. Aslında çok Almanya'sı lokal var. Evet. Sonra ya, burada da rock'n'roll'un o gücünden bahset. Onun için evet. Yazdım ben. Ya mesela bunlar Şili'ye bir rock'n'roll yani bir Şilili grup rock'n'roll bir şey yapıyor. Bizde ben onu siteye yapmıştım. Şevket Uğurlar'la Halit Kıvanç. Allah rahmet eylesin ikisini de. Metin Oktay 45'liği yapıyorlar. Ben o 45'li ikisiyle de konuşmuştum. Halit Kıvanç diyor ki işte Şevket böyle bir şeyler yaptım ne dersin? Tamam abi diyor sen ver bize. Şevket Uğurlar şey diyor. İlhancığım şimdi ne yapalım dedik. O dönem rock and roll çok meşhur. Hemen rock bir şeyler yaptık. Yani acayip bir etki evet, o. Tabii. Hani Metin Oktay'ı da bununla saygıyla uğurluyorsun. Şili takımını da rock and roll'la turnuvaya sokuyorsun. Bunlar senin yerel müziğin değil. Şili'nin de değil, Türkiye'nin de değil. Evet. Hani onun ne kadar güçlü bir şey olduğu beni çok etkiliyor. Ondan yazdım. Bir tane Michael Caine'in anlatıcısı oldu ve kendi geçmiş görüntülerinden de olan My Generation diye bir belgesel var. Çok tavsiye ederim. Yani benim hayatımda izlediğim en güzel belgesellerden biri. İşte 60'lardan itibaren Rakaron'la beraber bir jenerasyonun nasıl değiştiğini ve dünyayı değiştirdiğini bütün jenerasyon yani her ülkedeki o jenerasyonu nasıl etkilediğini anlatıyor. Tam da aslında aynen. Bu anlattığı şeylere örnek çok güzel. Bu arada Anastasia Boom. Yani niye burada?
Çok kötü. 2002'nin official şarkısı. Tamam. Ben sadece güzel şeyleri almadım ya. Tamam, meşhur olan. Okay. Ya mesela şey, Giorgio Moroder Project, The Number One'ı da, yani şeyler de karışık biraz. Bazısı official, bazısı değil. Albüm içinde var işte. Evet. Falan. Onu da öyle aldım yine İtalya 90 için. Hmm. Tanıdık bir sima. Bir de açılış. Yani 3 tane hoş. Evet, 90. Hı. Ya 90 geçen de Caner abiyle yaptık, söyledim. İtalyanlara hiç yakışmayan muazzamlıkta bir organizasyon. Evet. Nasıl yaptınız? Yani bir İtalyanlar. Siz abi, muhakkak dönemler, bir şeyde arıza çıkarırsınız. O dönemler iyilermiş. O altın 10 yılları. Ne bileyim yani. Bu arada acayipler. Bu şimdi Katar'da Dua Lipa açılış seremonisinde şarkı söyleyecek diye çok haber vardı bir süredir. İptal etme de değil. Hiçbir zaman ya. Böyle bir görüşme olmayacak. Katar insan hakları ile ilgili görevlerini yerine getirdikten sonra Katar'ı bir gün ziyaret etmeyi çok isterim demiş. Kendisi de böyle bir açıklama yaptı. Ben Pitbull'dan sonra bu işleri bıraktım zaten. Pitbull mu? Pitbull yaptı ya ben. Evet, son 2018. 2014. 14, 14 olması lazım. Değildi. Brezilya'daki Pitbull'du. Ben ondan sonra bıraktım. Evet, sağ ol. Öyleydi ki ben Dünya Kupası'na Brezilya'ya da gittim biliyorsun. Hiçbir yerde Pitbull da çalmıyordu. Yani niye adam abi? Öyle bir rezalet yapmış ki. Niye çalsın? Maçlarda bile çalmadı. Aynen. Peki o zaman madem bu kadar eleştirdiniz, size soruyorum. Dünya senin elinde olsa nasıl bir Dünya Kupası şarkısı yapmak isterdin? 90'larla olsam Michael Jackson'a yaptırmıştım. Bugün de herkes konuşuyordu. Hala dinleniyordu. Hala doğru. Dinleniyordu. Sen 90'larla olsaydı. İyi tercih. Ben bir İtalya 90'ı Moroder'e yaptırabilirdim şarkıyı sevmeme rağmen. Moroder büyük bir delidir. Evet. Bir de yani Almanya'da yaşayan İtalyan o göçmen mevzuları falan bugün iyi kullanılırdı. Bir de büyük bir, yani o tarza çok ilgim olmasa da o tarzdan dinlediğim ve sevdiğim nadir insanlardan. Ama iki esas söyleyeceğim şey, yani Mick Jagger'ın Dünya Kupası merakı beni çok hayran bırakır. Laneti muhabbeti vardı ya. Ya tribündeki halini düşünsene, bir şarkı yapsa müthiş olmaz. Onur biliyor. Ben Rolling Stones'u yani bilirim. Epey bilirim de çok hayranı değilimdir. Ama Mick Jagger'ın blues'a yaşatma çabası, o kültürü özellikle 70'lerde o siyah hareketinde blues bizim kölelik yaptığımız dönemin müziği diye biraz siyahi gençler tarafından itilir. Ve o bluescular da işte Muddy Waters'dan tut da Howling Wolf'a kadar sıkıntı yaşarlar. Bunların birçoğunu Mick Jagger el vermiştir. İngiltere'ye götürüyor onları. Hatta şeylerde bile var işte. Neydi o Gimme Shelter'daki back vokal abla da. Onlarda bile çok yardım ediyor. O yönde hayran olurum adamın. Bütün belgesellerde çıkıp konuşmasını isterim. Yani müzik konuşmasına bayılıyorum adamın. Bir de futbol merakı da burada işin içine giriyor. Mesela 82'de o formayla, Rossi ve Gentile formasıyla iki konseri var finalden sonra. Zaten şey muhabbeti çok... işte şeyde çıkmamış mıydı? 2014'te yarı finale gittiğinde işte orada şey, Jagger laneti diye. Aynen. Evet. Sen yazmıştın galiba. Ben derginlik sesine yazdım. Yazdın. Evet, ulan ya. Kendi yazdığımı yazıyı unuttum. Tamam, doğru. Ben diyorum nerede hatırlıyorum? Hani, nerede hatırlıyorum oradan biliyorum. 98'de görürüz İngiltere maçlarında filan. Yani muazzamdır o kupa takip olayı. Yani seversin sevmesin. Rolling Stones da hit canavarı bir grupsa bence böyle 80'lerde ve 70'lerde bir tane bir şeyin organizasyonun soundtrack'e giderdi gibi. Bir de bak aklıma geldi. Official şarkısı. Öyle bir talep gelmemişken We Are The Champions çıkmışken yani hani Queen de iyi öttürürmüş. Hani öyle bir şeye gel kafa yorup tamamen böyle bir şey. Zaten yapmışlar bile yani aslında aynen. Düşününce. Bütün spor dünyasına damga vuruyor. Mesela orada şey de var ya, aslında Eye of the Tiger'dan önce Another One Bites the Dust. Aynen. Onu seçiyor. Yani adamların o spor tınısını yakalamaları. Şey ya, ritim. Yani direkt herkesin sahiplenebileceği bir şeyi. Dile pelesenk olma durumu. Onun evet. Bir terimi vardı, unuttum şimdi. Hep bir ağızdan söyleyebileceğin sözlerinde. Evet, ikonik fotoğraflara geçiyorum. Hazır mısınız? Buyurun. Birkaç tane konuşalım. Bir tane Zidane'ın kafasından ziyade, çünkü farklı çeşitleri var ama sonra koridora giderken kupanın yanından geçtiği kareyi özellikle seçmek istedim. Müthiş demoralizasyon. Bunun arkadan çekilmişi var bir tane, ben onu söylerim. Onur Erdem dergide de yani evet. Fotoğrafı ilk seferde beğenmezdi, bunu da beğenmedi. Çeken arkadaşa söyleyin. Kusura bakma. Arkadan çekeceksin. Var çekilmiş ya. Çekilmişi Onur var biliyorsun orada. Atağım bunu diyor ki bilerek yaptı diyor. Kupayı kişileştirmek şov yaptı için. Diyor. Aynen, bu arada ben biraz atağına katılıyorum. Eyvah. Ben de bundan korkuyorum. İnsanların atağına katılması. Virüs gibi.
Hani böyle bir saatten sonra herkes zombi olmaya başlıyor yani. Ama biraz yani tabii ki emin olamam. O kadar ciddi bir bence de biraz payı var. Ama... Bence de biraz payı var. Ya tamam da biraz abi. Biraz aklından hani, geçiyor. Biraz olur. Showman demezsin yani. Hani tabii. Böyle yok, saçma sapan. Maradona 82 tüm Belçika'ya karşı olan fotoğraf bence çok iyi. Fotoğraf işte, sanatının evet. Büyüsünü evet, kullandığı. Evet. Yani perspektif işte, dediğimiz şey. Hikaye şu bunlar aslında baraj. Tabii. Evet evet. Onların karşısındaki kullanan topu sağ tarafa barajın soluna atıyor. Buradan çekilmiş bir şekilde de bütün herkese. Kale sağ tarafta yani. Kale sağ evet. Tarafta aynen. O yüzden aslında herkes sanki benzerini bu ay dergiye de koyduk. Kubilyası'nda misal Polonya savunması arasında böyle bir fotoğrafı var. Bir tane ama şeyim çok var. İyi kare gerçek. Tabii canım. Bu arada konuşmadık da o Belçika forması da oldukça ilginç güzel, bir forma. Güzel. Yani şorta kadar o desenin aşağı kadar devam etmesi. 80'lerin başı 84'e kadar hani biraz ilgili olduğum için çok bu mevzuyla. Ya fazla çarpıcı. Evet. Hani favori formam diyemem ama enteresan bir tasarım. O çünkü V ve o aşağı giden çizgilerin aynen. De biraz V'yi yandırması. Enteresan Sevtap bir tasarım. Sevtap parman yani. Forması gibi geldi bana ama. onu diyecektim. 70'lerin disco akımı, 70'lerin modası daha çok geçmiyor 84'e kadar. Biraz orada oyalanma durumu var. Onun için ilginç şeyler ortaya çıkabiliyor. Çıkmış. Mesela İtalya takımı da aslında tam bir disco takım tabii o yani. Evet, evet. Çok ver Boniyem'e yapsın bir klip sana onunla. Yine de haliyle çok ikonik ama işte Tanrı'nın elinin yani onu çekilebilmiş olması fotoğrafın Maradona'nın bu fotoğrafı da aldığım. Yani. Muhtemelen Dünya Kupaları tarihinin en unutulmaz 2-3 anından biri. Tabii. Şu dolandırıcılığından biri. Tabii. Van Persie'nin The Flying Dutchman fotoğrafı. Ben hala bu golü nasıl atıldı anlamıyorum. Buna bu arada fotoğrafı uçan çok kafa. Beklemeyin. Çünkü yani 25 bin tane benzer tabii. Açıdan fotoğraf olduğu için. Koyun da Onur birine beğenmesin. Hayır. Bunun sağ çaprazı. Sağ çaprazı var. Biz abi, neler çektik Onur'a fotoğraf. Abi inanılmaz ama bak şuradan kesiyorsun. Adam buradan arkasından gelen. Atan da bilint. Hayatının ortası. Bilint. Evet. Buradan girip aşırtmayla nasıl yani mümkün değil diyorum ya bir taraftan. Ama Van Persie'nin de böyle acayiplikleri vardı. İkonik bir goldü. Çok iyi gol. Şeydir bir de İspanya jenerasyonun bitişini simgeleyen tabii, gol mü filan mevzusunda. Ben mala bağlamıştım ama yani böyle izledim nasıl oldu. Nasıl güzel olabildi bu zarif fizik nasıl buna yani. İzin verdi diye. Baggio'nun kaçan penaltısı ama onun böyle ben pilot yani yukarıdan kuş bakışı olan halini seçmek istedim. Özellikle. Ben de onu severim. Bu çok güzel. Burada Taffarel'in de. Evet. Burada bir de Taffarel ile Pagliuca tam yan yana geçerken bir fotoğraf. Bu kupadan çok fotoğraf var. Var. Kupadan güzel fotoğraf sergisi açılır bunlar. Bir de bunun tam bu anın yedek kulübelerinden çekilmiş. Evet. Tam böyle top o direğin hemen üzerinden giderken çekilmiş bir tane fotoğraf vardı. İşte üzülmüş. Bunu böyle çok seçtik. Güzel çok güzel. Şimdi İtalya uçağından bir fotoğraf var. İspanya 82 dönüşü Zafer'le de beraber. Dönemin başbakanı Sandro Pertini de var. Zaten çok da sevilen bir figür aynı zamanda. Ya yine kupayı Benzo, da masaya koymazsın ya. Dinozo. Ama zaten işte o yüzden müthiş bir fotoğraf. Evet. Kağıt oynuyorlar. Başbakan falan öyle. Dünya Kupası masada. Burada Causio ile Beerzo çift. Dino. Kağıt oyunu bilmem. Scopino mu ne? Öyle bir İtalyanların kültürüne ait bir kağıt oyunu mu? Eşli pişti gibi mi? Hiç bilmem kağıt oyunu diyorsun. Ben pişti bile bilmem. İşte bilmiyorum da bunun filmi filan da vardır şeyin. Sordi'nin bununla ilgili. Öyle. Oyunla ilgili. Evet evet. Oyunu ama nasıl oynanıyor biliyor musun? Zoff'la da Pertini eş. Daha sonra Zoff futbolu bıraktığında Pertini bir mektup yazıyor ona. Hani o gün oyunda benim yüzümden kaybettin ama istediğin zaman seninle oynamaya tekrar razıyım. Sen en iyi takım arkadaşımsın evet. Gibi. Bu Pertini İtalyanlar için çok önemli bir başkan. Evet, evet. Kendisi Mussolini'ye karşı savaşan partizanlardan. Daha sonra da başkan oluyor işte İtalya'da bu 70 sonunda. Burada meşhur bütün oyuncuların otobiyografilerinde ben Cabrini, Tardelli, Gentile, Conti hepsinin otobiyografilerini okudum. Orada hepsi de bir Pertini bölümü vardır ve şeyden çok etkilenirler. İşte havaalanında iniyorlar. Diyorlar ki işte başkan kupayla poz ver. Hayır diyor onu onlar kazandı ben kazanmadım. Ya da şeye oturuyorlar yemeğe oturuyorlar. Bakanlar gelecek diyorlar. İyi de bakanlar oynamadı ki diyor. Onlar gitsin başka yerde yesin ben sizi ağırlıyorum. Sarayda ağırlıyor takımı
bakıyor oyuncular çok gergin. İşte hizmetliler falan var ya. Hizmetlere diyor ki siz yemekleri bırakın gidin biz parti yapacağız çocuklarla. Evinizdeki gibi takılın diyor. Şu an İtalya'da hükümet sarayında değilsiniz. Evinizdesiniz falan. O yönden hepsi çok över, çok sever Pertini'yi. Evet evet muazzam değilmiş. Bir karakterdir. O bu fotoğrafın ayrı bir şeyi vardır. O açıdan İtalyanlar açısından anlamı. Ben de daha detaylı bakacağım şimdi iyice hoşuma gitti. Bence mesela en güzel fotoğraf bu şeylerin çok içinde. Ikonik. Bir de mutluluk da var ya içinde evet. Kupayla da dönüyorsun. Efsane bir fotoğraf. Bir de genç yok fotoğrafta. Hepsi ihtiyar yani. Zof 41, Kaozio artık emekli. Pertini aynen. Pertini zaten 85 mi ne öyle bir şey. O şey zaten ya abiler masası gibi tabii bir şey tabii. Yani. Onun da şu an fotoğrafı yok ama eklenecek montajda öyle siz hayal edersiniz. Ronaldo'nun boynunda Mercurial'la fotoğrafı o da çok. O Onur Erdem fotoğrafı. Vardı. Bekleyen. Çok üzülmüştüm ya o haline. Cafu. Onu sen yolladın. 2002 mı? Kupa kaldırdı abi. Yok bu şey Fransa 98. Aa ha. İskoçya maçı. Bunu dün sen yolladın değil mi? İskoçya. Evet İskoçya maçı. Evet. Sonra bir tane daha hüzünlü bir fotoğraf var. Andres Escobar'ın. O da 94'teki Kolombiya Birleşik Devletler maçında kendi kalesine. İşte o gol. The goal. The goal. Kalede Cordoba var. Var. İlk maçın müsebbibi. Romanya maçı. Kolombiya çok üstün oynuyor. Bir tane hacı avlıyor gezinirken. Bir tane gene. O gol de yani inanılmaz bir gol ya. Böyle net hatırladım. Yani ilk futbol severlik dönemin ilk dramlarından herhalde. Yani şey televizyonda Escobar öldürüldü mevzusu. Hı-hı. Çok büyük bir şey. Bunun peşi üzüntü. Sıra aynen. Olayın. Ha bir de çocuksun da ulan nasıl olur yani bir maç için. Kendi kalesine gol attığı adam aynen, mı olur? Aynen. Evet. O işte kötüydü. Tehlikeli yerler. Iniesta'nın böyle kendisi için özel bir fotoğrafı var onu aldım. Yine Güney Afrika 2010'da işte golden sonra Hollanda maçındaki golden sonra kendi işte arkadaşı için açmış olduğu formasının altında bir yazı var. Yani Jerke siempre con nosotros. Her zaman bizimlesin dediği. 2004'te Zürih'te Mandela'nın Dünya Kupası'yla fotoğrafı var. Dünya Kupası işte 2010 için Güney Afrika'ya verildikten sonra, açıklandıktan sonra bu da oldukça ikonik bir fotoğraf. İtalya 90'da Rijkaard'ın Rudy Völler'e tükürdüğünün yakalandığı o an fotoğrafı da bayağı ilgi çekici. Bu ay dergide çocuklar dedi ki alta isim yazsak mı? Yani gerek yok buna artık. Zaten yukarıda bir Rehme de anlatıyor. Rijkaard'dan onu beklemezdim. Gerçekten bu fotoğraf mı yoksa şeyden mi alınmıştı ya bu? Nasıl yakalıyorsun abi onu o anda? Bir de burada Föller'in hiç suçu yok yazık. Ben ona çok üzülüyorum. Durduk yere adam atılıyor. Bir sen videodan belki şatlamıştırıyorsun olabilir. Platini'nin Meksika 86'da penaltı kaçmadan önce topu öptüğü bir an fotoğrafı var. Brezilya maçında kaçırmadan önce. Evet. Sokrates diyor ya Platini de ben de kaçırdık. Hala bir insan gördük mü Zico'yu soruyor. O penaltıyı kaçırmasa turu geçen. Bütün babalar kaçırıyor burada. Şimdi en son gol sevinçlerini şöyle bir tat tatlı. Yani siz de listeye bakarak özel ilginizi çekenlerden konuşabiliriz. İlhan belki zaten seninle başlayabiliriz. Dün de konuştuk. Tardelli'nin çığlığı evet. Gol sevinci var sende. Onun kitabına o çığlıkla giriyor zaten direkt. Ve işte bu o takım çok eleştiriliyor. Hani bu niye alınıyor, şu niye alınıyor, bu niye alınmıyor? İtalyanlar mahvediyor. En sonunda da o meşhur camdaki dışarıyı izliyor Rossi ile Cabrini. Kifala Muchacha diye bir başlık atıyorlar. Yani kadın olan hanginiz gibi pis bir başlık geliyor. Hani gay ilişkileri olduğuna dair. Ondan sonra bir sessizlik diye bir karar alıyor İtalyanlar. Sadece Dinozof basında konuşuyor. Kimse basında muhatap olmuyor. Ve çok ağır hakaretlerle bir Dünya Kupası geçerken gruptan averajla çıkıyorlar. Brezilya'yı Arjantin'e eliyorlar. O finalde o sonucu belirleyenler, farkı açan bir gol. Sinir boşalması. Yani sinir boşalması aynen. Rossi de sonra çok iyi oynamaya başlıyor. Gelişi aynen. Bile çok sıkıntılı aslında turnuvaya skandallar eşliğinde. O yüzden hikayesi aynen hikayesi çok fena ve o çığlık çok ikonik bir şeye dönüşüyor. Sonra da 2006'da Grosso onunla çok bağdaştırmıştı. Orada da mesela 3. golde de Pertin'in Non ci prendono più var. Hani artık bizi yakalayamazlar diye dönüp Almanya başkanına hareketi var böyle bir hareketi. Çok ikonik bir kupa İtalyanlar. Mesela 2006'yı da kazandılar ama hani belki Calciopoli olması o kadar onlar için çok önemli olmayabilirdi 82 kadar. 82 filmlerinde işlenir, her şeyde vardır ya. Bir de o dönem yani
ilk büyük skandal üstüne takımdan da bir beklenti yok o kadar. Yani sonuçta 2006'ya gelen İtalya kadrosu İtalya kadrosu. Ama 78'deki İtalya'da bana göre turnuvada en iyi takım. Çok umut vaat eden bir takım ama turnuva içinde bir şey işlemiyor yani ilk maçlarda. Çok garip bir şey. Mesela Lamello Gioventù diye bir film vardır 6 saatlik. Ben çok severim filmi. Mesela o filmde babanın kızla buluşma sahnesi var müzede. Arkadan şey gelir. Martinelli'nin Campione del Mondo diye bağırışı gelir. Bu maç biter. Yani kızıyla babanın buluşması bu zaferle bir tutulur neredeyse İtalyanlar için. Yani muazzam bir anlatımı. Onun için çok ikonik bir kupa İtalyanlar için bu. Düşün yani İtalya'da doğuyorsun. 30'da 34'te kupa aldık biz diyorlar. Sen görmemişsin. 30'da. Futbol ülkesisin. Hiçbir şey yaşamamışsın 2. Dünya Savaşı sonrası. Doğru. O yüzden çok bağlılar bu kupaya onlar. Güzel. Bunların hepsini sonra senden alıp izlemem lazım. Bu başka listede Onur. Sen de seç. Yani Racing Milan'ınki klasik. Yani o dans. Evet. Gol sevincine hareket verenler Afrikalılar zaten. Evet. Önceden baba yani Tardelli bağırıyor. Müller yumruk sallıyor falan. Çok basit sevinçler var. Mesela Bebeto var aynı kupadan. Tabii. İşte çocuk ya hareketi. Bebeto'nunki de şöyle önemli. Sonra herkes onu yaptı. Aynen. Yani evet. Gerçekten şu Ronaldo'nun tarihi değişti. Vardı. İlk ya. Yani. İşte Şabalalarınki aslında Agavova'nınkinin bir rekreasyonu gibi bir şey. Brolin'ki şey bu dönerek. Yani Özlem'in arkadaşı Tuğba var. Sevgiler. Björn eşi İsveçli. Biz Björn'le bir gün Samatya'da içiyorduk. Björn bana şeyi anlattı. Diler ki ona Björn futbol sevmez. Bak çok futbol konuşma. Abi meğer çocuk Amerika'da yaşıyorlardı o zaman. Kimse futbol konuşmadığı için sevmiyor. Çocuk beni bulunca coştu. Diyor ki 94'te tüm İsveç diyor Brolin gibi sevindik biz diyor. Sokakta gol atan yani gol atmayı diyor Brolin gibi sevinmek için istiyorduk diyor. Maçı kazanmak için değil. Çok ikonik bir şey. Bir de Kenneth Anderson'un şusu vardı. Bence o çok güzel. Evet ya. Çok karizmalı. Evet. En son da şöyle kupa tasarımıyla ilgili belki bir sohbet edebiliriz. Sen zaten program başında Onur'un belgasızlığından bir jürime göndermesi yapmıştın. Ama bu yeni tasarımla ilgili daha belki konuşmak mümkün. İtalyanmış onlar da. Tabii Bertoni. Silvio Gazzaniga. Evet. Tasarımcısı o Bertoni'de şirket, tasarım şirketi. Stabilimento Artistico Bertoni Company. Nasıl? Yani bence kupaya... İyi şey çıkarırlar diyor değil mi? Ben iyi kupa yaparım kompanisini. Mesela, yani ama bayağı iyi kupa ya. Mesela UEFA kupasını da Gazzaniga yapıyor ama ben o kadar etkilenmem. Bunu da şey yapmış, istemiş yani. Hani çok iyi ama abi. 74 dönüm kupalarından biri oynanan futbol açısından işte modernlik yavaş yavaş geliyor... Oyun olarak artık işte dörtlü oynayan var, gizli forvet oynayan var. İşte artık şekilleniyor futbol yavaş yavaş. Ve 74 çok önemli bir mihenk taşı. Bu kupada ilk kez 74'te sahneye çıkıyor. Bence kupaya prestij veren, kupaya karizma veren şeylerden çok, biri yani. Bir önceki kupa bence çok patates. Çok çok şey ya biz... İzmir liseler arası. Liseler arası, aynen. Ya bir de o... Onur bu ne ya, lisede birinci olmuştuk. Onun kupa gibi. Bence şey hissi, yani sporla ilgili bir zafer hissi de vermiyor. Yani biraz fazla naif bir kupa. Evet, evet. Ama mesela UEFA kupası da söylediğin için zaten tasarımcısından. Bence bunun biraz daha küçük ve kompakt olması da daha hoş duruyor. UEFA kupası bence çok güzel bir tasarım ama çok daha heybetli ve... Ama fil kulağı aslında... mesela Şampiyonlar Ligi kupası da çok, çok ikonik bir kupa. Hani o fil kulak muhabbeti o da çok büyük olacaksa da öyle. Bu da 50'lerde yani. Galiba yapılıyor. Ama çok büyümesi sonralarda 50'lerdeki biraz daha ufak. Ama şekil aynı haklısın. Alıyor. O yani bu ihtişamı belki de o büyüklüğünü zorluğunu öyle belirtiyor. Hı. Burada Gazzaniga'da ben onun yazısını yazmıştım Toprak Saray'a. Çok okudum şeylerin röportajlarını. O tekelle kaldırılmasını önemsiyor aslında. Evet. İkonik olmasını. Evet. Maradona'nın tekelle fotoğrafı var ikonik. Franz Beckenbauer'in var dönüp tekelle kaldırması ikonik. Yani diğer hep çok... UEFA Kupası iki kişi zor kaldırıyor aynen, gibi aynen. Bir hali var. Çok heybetli, çok büyük. Bir de bir şekilde bende mesela altın rengi ve o işte malayit taşı mı o yeşil alttaki rengi veren. O böyle aşırı Brezilya hissi veriyor. Bana doğru doğru. Sanki sürekli Brezilya kazanacakmış gibi hissediyorum o yüzden. Benim ilk hatırladığım kupa net şekilde 94. Ben öyle bir şey yormuştum kendimi çocuk aklımda. Alt tarafı Brezilya diye yeşil yapmıştım. Belki abi Jürgen'i Brezilya'ya teslim ettikleri için yeni bir kupa yapılırken de adamın aklında kalmış olabilir yani öyle bir şey. Sarının altına yeşil. Bu yeşilin çıkışıyla yani o taşı seçmeleriyle ilgili bir hikaye var zaten de tam hatırlamıyorum şimdi. O zaman bu keyifli sohbet teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Dünya Kupası öncesinde Yuvarlak Masa'nın bu retro sohbetini gerçekleştirdiğimiz bölümünü noktalayalım.
Ve zaten kupa boyunca Sokrates Stüdyo'da sizlerle birlikte olacağız. Lütfen siz de Sokrates YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dünya Kupası'nı an be an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Her maç akşamı canlı yayında Sokrates ekibiyle olmak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Büyülü bir futbol ayı yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupada anlatmaya değer ne kadar hikaye varsa dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Dünya Kupası heyecanını tüm gün sürecek yayınlarla Sokrates YouTube kanalında yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun lütfen.